Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 2021 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, yeni yılın en güçlü aylarından birisi Ocak ayı. Hızlı gezegen değişimlerimizle başlıyoruz yeni yıla ve bu ay içerisinde de gerçekten gezegenlerimizin çok güçlü açıları meydana gelecek. Yengeç burcundaki dolunay yeni yılın son günlerinde etkili oldu ve tabii ki Ocak ayının da ilk günlerinde bu yengeç dolunayının tesirleri devam edecek. Yengeç dolunayı bizi biraz daha duygusallaştırdı. Biraz daha yakınlarımızdaki kişiler, ailemiz, kardeşlerimiz, yakın çevremizde olup bitenlerle daha fazla haşır neşir hale getirdi. Daha iç dünyamıza dönmemiz, kişisel güvenliğimizi önemsememiz, hayatın daha duygusal konularıyla ilgilenmemiz mümkün. Ayın ilk başlarında da bu tesirler biraz devam edecek ama bir yandan çok meraklıyız. Bir yandan hayatımızda yeni konulara da adım atmak istiyoruz. Hareketli enerjiler var. Özellikle Satürn ve Jüpiter'in Kova burcundaki hareketinin başlaması sevgili boğalar, sizin için tabii ki geleceğinizle ilgili konularda, işinizde, mesleğinizde, kariyerinizle ilgili alanlarda yeni yapılandırmalar, yeni keşifler, belki daha özgür girişimler adına da sizi destekleyecek bu dönemde. Evet, Uranüs burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. Ve bu ayın hemen başlarında Mars artık Koç burcundaki uzun hareketini bitirecek ve 6 Ocak'ta sizin burcunuza gelecek. Ve 3 Mart'a kadar Mars 2 ay sizinle beraber sevgili boğalar. Bu ne demek? Tabii enerjiniz şöyle bir yükseliyor. Mars enerji demek, hareket demek, inisiyatif almak, kararlı olmak, mücadele etmek demek ve Mars burcunuzdayken sizin de enerjiniz, fiziksel enerjiniz çok yükselecek bu dönemde. Tabii bunun hem olumlu yönleri var hem de biraz dikkat edilmesi gereken yönleri var. Çünkü ne de olsa Mars biraz tehlikeli bir gezegen. Agresyon yaratıyor, stres yaratıyor, öfke yaratıyor. Bu durumda hem sabırsız bir şekilde daha savaşçı, daha atak olabilirsiniz. Tabii ki inisiyatif alabilirsiniz hayatınızda. Ama bir yandan da o stres kontrolünü yapmanız zorlaşabileceği için çok gereksiz agresyonlara da yol açabilir. Bazen çok kavga etme potansiyeli de yaratabilir. İlişkilerinizde özellikle çatışmalara dikkat etmek lazım. Bu ay genelinde de özellikle tabii bu artan dönemleri var bu ayın. Ve 3 Şubat'a kadar da Mars burcunuzda, Mart'a kadar burcunuzdayken kazalara da sakarlıklara da lütfen biraz dikkat edin. Spor yapmak, fiziksel aktiviteler yapmak, evet Mars'ı dengelemekte yardımcı olabilir ama burada da bedensel olarak kendimizi çok zorlamamamız gerekiyor. 8 Ocak'la beraber Merkür Kova burcuna geçecek. Artık düşüncelerimiz, zihnimiz, planlarımız, programlarımız evet daha ciddi konularla ilgili. Kariyer konuları, sorumluluklarımızla ilgili. Öğrenciysek bu öğrenim hayatımız olacak. İşimiz varsa, mesleğimiz varsa mesleğimize odaklanıyoruz. Ev ortamındaysak ev içerisindeki mesuliyetlerimiz, aileyle ilgili konular bir şekilde hani bizim için toplumsal statümüzle ilgili konularda daha fazla düşünüyoruz, planlıyoruz. Bununla ilgili her türlü bilgi paylaşımı, iletişim buralarda önemli hareketlilikler de başlıyor ayın ilk haftasından itibaren. 13 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda güçlü bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin adınıza aslında keyifli ve destekleyici bir yeni ay. 23 derece Oğlak yeni ayı hayatımızda tabii ki yeni olasılıkları da dahil edecek. Ve sizin gibi toprak grubu bir burçta ve 9. evinizde doğuyor. Bu yeni ay ile beraber hem yeni fikirler, yeni planlar, yeni vizyonlar oluşturabilirsiniz. Ve içinde bulunduğunuz şartlara göre bu yeni ay size bir eğitimin kapısını açabilir. Hukuksal alanlarda bazı adımlar atabilirsiniz. Özellikle yurt dışı bağlantılı beklentileriniz varsa uluslararası alanda olacak bir iş girişimi ya da süre gelen bir işinizle ilgili devam eden konular, akademik konular, yurt dışı eğitimle ilgili konular, seyahat planları, tüm buralarda bu yeni ay bazı olasılıkları gündeme getirecek. Yeni kararlar vermeniz, yeni adımlar atmanız mümkün. İletişimin, ulaşımın tabii ki doğal olarak daha fazla artmasını bekleyebiliriz. Bu yeni ay döngüsüyle beraber hayatınızda sevgili boğalar. Gerek sizin yakınlarınız, akrabalarınız, gerek eşinizin yakınları, akrabaları, uzaklarda yaşayan kişilerle de temaslarınız artabileceği gibi onlarla ilgili bazı konu ve kavramlarda yine
Ocak ayı içerisinde gündem oluşturabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Özellikle 23 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu yeni ayın sizin için bireysel etkileri daha güçlü olacak diyebiliriz. Ay ortalarından itibaren artık Mars, burcunuzdaki Mars, yine burcunuzda bulunan Uranüs'le birleşmeye başlıyor. Ayın 10'undan itibaren bu etkiyi hissedebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki sizi uyarmak istiyorum. Ayın 10'undan itibaren gerçekten çok enerjik olabilirsiniz. Ama bir yandan da çok sabırsız, çok heyecanlı olabilirsiniz. Bir şekilde hani hareketlerinizi, tepkilerinizi kontrol etmeniz zorlaşabilir. Strese dikkat edin lütfen. Stresi bu ay iyi yönetmeniz gerekiyor. Bir anda bir gerilim ve çatışma içerisinde olabilirsiniz. Burcunuzdaki bu Mars ve Uranüs, Kova burcundaki Satürn ve Jüpiter'le de tam bir kare açı yapacak. Ve ayın 15'inden sonra bu açı oluşmaya başlıyor. Ay sonuna kadar da devam edecek aslında. Gerek hayatınızdaki aile büyükleri, bunlar hani anneniz olur, babanız olur, otorite figürleri olabilir, çalıştığınız ortamdaki üstleriniz olabilir veya yasal konular olabilir, daha hani otorite figürü ya da devlet mercileri gibi alanlar olabilir. Buralarda biraz çekişmelerin, çatışmaların olması, biraz size stres yaratabilecek koşulların olması mümkün görünüyor. Kişisel olduğu kadar tabii ki toplumsal alanlarda da bu güçlü gezegenlerin dik açıları önemli stresler yaratabilir. Bazı toplumsal hareketlilikler, işte otoriteye karşı bazı belki baş kaldırılar. Bunun yanı sıra tüm toplumsal düzende olduğu gibi bize güven veren, özellikle ekonomiyle ilgili alanlarda, piyasalarda bazı stresli, hızlı hareketler. Bunların hayatlarımıza bireysel olarak da yansımaları olabilir. Genel sağlığınıza da biraz dikkat edin. Her şeyden önce kazalara, sakarlıklara dikkat etmemiz gerekiyor fiziksel hareketlerimizde. Bunun yanında kronik sorunlarımız varsa bunlar tetiklenebilir. Bazı hormonal dengesizlikler, özellikle tiroid hormonları gibi buralarda bazı dengesizlikler yaşayabiliriz. Kronik tansiyon sorunları, dolaşım sistemi problemleri, nörolojik bazı sağlık sorunları bu gerilimli gezegen açılarında tetiklenebilir. Özellikle yaşça belki daha olgun olanlar, belki hani kronik sorunları olanların temkinli olmalarında veya aile üyeleriyle de ilgili hassasiyetlerinin biraz daha ön planda olmasında fayda var. Çünkü hani bireysel olarak bizimle etkili olmasa bile ailemiz ya da ailedeki daha olgun yaştaki kişiler, ebeveynlerimizle ilgili bazı hassasiyetler de oluşabilir. Bu etkilerle beraber 19 Ocak'ta artık Güneş Kova burcuna geçecek. Sizin kariyer evinizde parlamaya başlayacak. Bu tabii hem biraz daha geleceğinize ait, kariyerinize ait konu ve kavramları daha fazla gündeme taşırken buralardaki belirsiz konuların da netleşmesini sağlayacaktır. Ama mücadeleniz de devam ediyor tabii ki. Yani bu ay daha fazla sorumluluklarınız olduğunu söyleyebiliriz sevgili boğalar. Daha fazla şöyle bir çaba içerisindesiniz ama yaptığınız eylemler de çok dişe dokunur eylemler olacak. Yani verdiğiniz kararlar, attığınız adımlar ya da her ne için mücadele ediyorsanız bunlar gerçekten değiştirici, dönüştürücü, kalıcı etkiler verecek. Biraz esnek olmak gerekiyor. Çok sabit enerjiler var gökyüzünde. Aşırı sabitlik ya da herhangi bir konuda çok fazla böyle alıştığımız şeyleri bırakmakta zorlanma, değişime ayak uydurmakta zorlanma, çok fazla inatlaşma, düşünce ve fikirlerinizde inatlaşma, aşırı güvenlik anlamında çok fazla tutucu davranma bu sert etkileri arttırabilir, daha fazla gerilim ve stres yaratabilir. Bunun sonucunda meydana gelebilecek kırılmalar da tabii ki daha zorlayıcı olabilir. Esnek olmak gerekiyor. İçinde bulunduğumuz şartları biraz kabullenmek, gereken değişimleri de daha cesaretle belki yapmak gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz takdirde daha kalıcı, kendi adımıza daha geliştirici, özgürleştirici etkileri, enerjileri de hayatımıza çekebiliriz. 28 Ocak'ta 9 derece Boğa burcunda, pardon 9 derece Aslan burcunda çok güçlü bir dolunay var. 4. evinizde meydana gelecek. Bu dolunay yine sizin için önemli bir dolunay. Yine Uranüs'ün, Satürn'ün, Jüpiter'in, Mars'ın çok güçlü açıları söz konusu. Aile konuları, eviniz, yuvanız, yaşadığınız yer ve mekanlarda bazı dönüşümler getirebilir. Köklü bir dönüşüm bu. Biraz hızlı ve sert olabilir. Hatta biraz sürprizli de olabilir. Hiç beklemediğiniz bir şey de olabilir. Taşınma, aniden bir yer değişimi,
ya da size ait bazı emlak ya da kiralanacak konutların bir anda satılması, kiralanması gibi bazı sürprizler de olabilir tabii. Ebeveynlerinizle ilgili ve genel aile üyelerinizle ilgili konulara da ışık tutan bir dolunay. Sağlık konularına biraz dikkat edelim. Biraz önce de söylediğim o genel sağlıkla ilgili riskler artabilir. Özellikle ebeveynler ve aileyle ilgili. Burada ani beklemediğimiz durumlar da oluşabilir. Ama haritalarımızın aldığı etkilere göre çok sevindirici, böyle bizi özgürleştirici ve heyecan yaratacak sürpriz durumlar da olabilir tabii ki. Yuva kurmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi tesirler de olabilir. Çünkü sevgili boğalar, her alanda aslında hayatınızın değiştiği bir dönemdesiniz. Her alanda toplumdaki statünüzde, aile ortamınızda, genel yapılarınızda bazı değişimlerle karşılaştığınız bir dönemdesiniz. Bu tabii ki sizin evlilik, ayrılık gibi hani ilişkilerinizle ilgili çok radikal kararlar alabileceğiniz bir süreci de işaret edebilir. Bunun yanı sıra süre gelen evliliklerinizde çocuk sahibi olup anne baba olmak, hani toplumdaki genel statünüzde oluşabilecek bazı değişimler olabilir. Anne baba olmak da bir sorumluluk ve kariyerinizi etkileyen şeylerdir sonuçta. Ve tabii ki ait olduğunuz aile, beraber yaşadığınız aile dinamiklerinde de olabilecek bazı düzen değişimleri ve bunlarla da ilgili olabilecek yine güçlü etkiler, dönüşümler söz konusu. Bu dolunay bu konuları ciddi bir şekilde tetikleyebilir. Özellikle bireysel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. 9 derece aslandaki dolunay kişisel doğum haritalarınızda özellikle 9 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için bireysel olarak çok daha güçlü ve değiştirici bir etki yapabilir, dönüştürücü tesirleri olabilir. Evet, dolunay önümüzdeki Şubat ayının ortalarına kadar aslında tesirlerini de devam ettirecek. Ve yılın, ayın son gününde artık 30 Ocak'la beraber Merkür Kova burcunda gerilemeye başlıyor. Yılın ilk Merkür retrosunda 30 Ocak'la beraber yaşayacağız. 20 Şubat'a kadar devam edecek. Merkür retrolarının genel tesirlerini biliyoruz zaten. Her türlü iletişim konusu, ulaşım konusu ve özellikle Kova'da olacağı için tabii ki teknoloji, bilgisayarlar, bilişim sektörü, internet, sosyal medya, bilgisayarımız, telefonumuz biraz daha etki altında kalabilir. İş ortamınızda, kariyer konularında etkileyebileceği için buralardaki bu çalışmalara dikkat etmek, temkinli olmak, biraz daha güvenli adım atmak gerekiyor. Bence 30 Ocak'a kadar hani yapılacak, verilecek kararlarınız varsa, hani işle ilgili olabilir örneğin. Bir adım atmak istiyorsunuz, bir karar vermek, yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Bunları toparlamak daha doğru olacaktır. 30 Ocak'la 20 Şubat arasındaki o klasik Merkür retrosunda çok önemli kararlar vermemek, bunun yerine hani süre gelen işleri tamamlamak, bazı eksikleri tamamlamak da daha doğru olabilir bu süreç içerisinde sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.